Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videomda sizlere bir dönüm bamya tarlasından hasat sonunda kaç kilogram bamya toplamda elde etmiş oluruz onu anlatmak istiyorum. Bamya toprağa en fazla azot kazandıran bitkilerden bir tanesidir. Aslında tarlayı nadası bırakmak gibi bir şeydir. Bamya ektiğiniz sene arkasından ne ekerseniz ekin çok verimli olur. Bamya'yı aslında o sene ürün aldığınız bir verim olarak değil, aynı zamanda bir sonraki yılın verimini arttırıcı bir özellik olarak da görebilirsiniz. Bamya taze olarak, kurtularak, dondurularak, konserve veya salamura edilerek de değerlendirilmektedir. Aynı zamanda tohumlarının yüksek oranda yağ içermesi ve bitkinin çok fazla miktarda tohum oluşturması nedeniyle yağ bitkisi olma özellikleri de araştırılmaktadır. Amerika'da bamya haşlanmış ve kızartılmış olarak da tüketilmektedir. Kültür sebzeler arasında bamya çok önemli bir diyet sebzesidir. Vitamin, protein ve lif bakımından çok zengindir. Bamyanın Afrika kökenli olduğu ve Araplar sayesinde dünyaya yayıldığı belirtilmektedir. Ekim yapılacak olan aralar 40-50 cm olmak üzere 20-25 cm sıra üzeri mesafe ile her ocağa 3 tohum gelecek şekilde 2-3 cm derinliğe ekim yapılır. Ekilen tohumlar 2 hafta içerisinde çimlenecektir. Bir dönüm arazi için yaklaşık 1,5-2 kilo arası tohum yeterlidir. Bu videoda gübreleme, fideleri seyreltme, birinci çapalama, ikinci çapalama gibi detaylara girmeyeceğim. Sadece fizibilite yaparken bize başlı başına neler gerekli onlara değiniyorum. Bamyalar tohum ekiminden 40 ila 60 gün arasında çiçeklenmeye başlar. Çiçeklenmeden sonra 3 ila 4 gün arasında da hasat yapılır. Bamya çok sık hasat edilir. Hasat edildikçe de bitkide yeni çiçek ve meyve oluşumu teşvik edilir. Bitki üzerinde tohumluk için olgunlaşmaya bırakılan meyveler bitki gelişimini de engeller. Bölge ve çeşitlere bağlı olarak bamya bitkisinin hasat süresi 1,5 ila 4 ay arasında devam eder. Bana soracak olursanız ben bamyaları gün aşırı sabahları hasat etme taraftarıyım. Bamya bildiğiniz gibi perakende pazarda en pahalı sebzelerden biridir. Onun pahalı olması sebeplerinden bir tanesi de toplama güçlüğüdür. Bamya aslında çok verimli bir bitki olmasına rağmen toplamada yaşanılan güçlükler bamya bitkisini pahalı kılmaktadır. İyi çalışan bir işçi günde 10 ila 15 kilo bamya toplayabilir. Bamya bitkisinin yaprakları ve kendisi ısırgan otu kadar olmasa da alerjik reaksiyona sebep olduğundan bamya bitkisini toplamak için herkesi razı edemeyebilirsiniz. İyi bir çeşit ile uygun yetiştirme ve bakım koşullarında üretim yapıldığı zaman 500 kilogram ile 800 kilogram arasında hasat boyunca toplamda bamya elde edebilirsiniz. Bu rakamlar amatör üreticilerin elde ettiği rakamlar, ayrıca profesyonel olmakla birlikte 2010-2011 yıllarında yapılan üretimlerde elde edilen verimlerdir. Günümüzde tarımın profesyonelleşmesiyle birlikte dönüm başına 1000-1200 kilograma kadar çıkmaktadır. Bazı bamya çeşitlerinin daha iri meyveli toplanması nedeniyle son yıllardaki dönüm veriminin 4000 kilograma kadar çıkabildiği belirtilmiştir. Bamya yetiştiriciliği yaparken göz ardı edilmemesi gereken yegane koşul işçilerin yemeği ücretidir. Bir işçinin günde 10-15 kilogram bamya topladığını varsayarsak, yemeği ücretlerini de göz önünde bulundurursak, bizim dikkat etmemiz gereken en önemli husus iyi koşullarda işçi çalıştırmak ve aslında işçilikten kâr edebilmek. Aksi takdirde bamya çok fazla bir şey kazandırmayacaktır. Üreticilerimize başarılar diliyoruz. Bol bereketli bir sezon içinde kendilerine dua ediyoruz. Sağlıkla kalın, hayırlı günler diliyorum.